Bülent Işık'la birlikte dördüncü söyleşimizi, Bayatov'un dördüncü söyleşisini, Bir Arada Yaşama Söyleşilerinin dördüncüsünü Bülent Işık'la yapıyoruz. Öncelikle bir defa çok çok teşekkürler Bülent Hocam. Yani bizim Bayatov Vakfı'nın işte insanla bir arada yaşamak derdimizin yanı sıra insanın ekolojiyle, doğayla, ekosistemle bir arada yaşamak gibi derdimiz var ve herhalde bu konuda sizinle yapacağımız bir muhabbet bizim oldukça ufkumuzu açacak. Umarım katılan herkes için de ufuk açıcı olur ve herkes faydalanır bu görüşmeden. Tekrar çok çok teşekkürler geldiğiniz, katıldığınız için. Sağ Önce ol. ben... Pardon. Ben de çok Pardon, teşekkür ederim davetiniz için. Hemen söyleyeyim. Herkese de merhaba diyeyim bu fırsat Eyvallah, varken. çok çok sağ olun. Şimdi ben kısaca bir Bülent Işık'ı bir özgeçmişinden bir iki noktaya değineyim. Bu muhtemelen bazı şeyleri çok iyi aktaramayabilirim, eksik kalabilir. O zaman Bülent Hoca'dan tekrar rica ederiz. Ama esas olarak Bülent Işık gıda mühendisi, Ege Üniversitesi gıda mühendisinden mezun. Ve süt ürünlerinde toksik kimyasal madde kalıntılarının ve bazı patojen bakterilerin araştırılması konusunda lisans üstü eğitim yapıyor. Çevre dostu analiz yöntemleri konusunda doktora yapıyor. Sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışıyor 1990-2009. Akdeniz Üniversitesi'nde çalışıyor. Orada gıda mühendisliği bölümü ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde gıda güvenliği ve tarımsal araştırma merkezinin kurulması ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürütüyor. Ve hatta işte o dönem yani çok yoğun bir şekilde bugün de muhtemelen konumuz olacak. İşte çocuklarda hormonal ve nörolojik sistemi olumsuz etkileyen toksik kimyasal maddelerin tespiti, çocukluk çağı obezitesi, çevre kirliliği, çocuklarda toksik kimyasal madde maruziyetini azaltmak gibi özellikle çocuklara konsantre olan meseleler üzerine işte endüstriyel gıda sistemi, kent gıda stratejileri, iklim krizi, salgın hastalıklar, biyolojik çeşitlilik gibi konularda akademik çalışmalar yapıyor. Tam o dönem Türkiye çapında bir araştırmanın özellikle bu bağlı olduğu, kendisinde kurucusu olduğu Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırma Merkezi vasıtasıyla da yürütülen Türkiye çapındaki bir araştırmada rol alıyor. Bu Bülent Işık'ı belki herkesin çok iyi tanıdığı bir mesele de aslında buraya bağlı. Çünkü Türkiye çapında yapılan araştırmada ne yazık ki Türkiye topraklarında tarımsal ürünlerde vesaire yani bütün bu gıda meselesinde ciddi bir gıda güvensizliği olduğunu, toksik zehirlenme çok yüksek olduğunu bu araştırma ortaya koyarken bu ilgili birimler, bu araştırmanın çeşitli noktalarında bulunan ekipler bu bilgilerin yayınlanmasını istemiyorlar. Ama Bülent Işık bunun bir akademisyen, bir bilim insanı olmaktan ötürü bir bilim insanı sorumluluğuyla bu bilgileri yani hey millet zehirleniyoruz bilgisini kamuoyuyla paylaştığı için ne yazık ki bir cadı avına o da maruz kalıyor ve üniversiteden uzaklaştırılıyor. Dolayısıyla yani aslında çok saygıdeğer, çok şerefli bir hikayesi var Bülent Işık'ın. Çok duygulanmamak mümkün değil. İşte kendisine biraz bugünkü konuşmamızda gıda, ekoloji ve toplumsal barış başlığını koyduk kendisiyle. Ama hem bu mutfakta, markette, yaşadığımız hayatta bu zehirlenme, işte o gıda konusunda nasıl o güvensizliğin ortaya nasıl çıktığını, bu güvenin nasıl yeniden tesis edilebileceğini konuşurken bir yandan mesela sadece bir yediğimiz, içtiğimiz protein yok işte yediklerimiz, içtiğimiz içindeki bir takım vitaminler meselesi değil. Aslında bir yandan da bir toplumsal barış meselesi belki de. Yani bu konuda çok ciddi hipotezleri veya işte analizleri var Bülent Işık'ın. Kendisiyle bütün bu meseleri konuşacağız. Öncelikle ben yani kendi sosyolog vasfımla aslında belki bir konuya girecek olursam benim Bülent Işık'tan öğrendiğim şimdiye kadar kendisiyle tabii irtibatlarım sayesinde çok daha belki net bir şekilde düşündü. Bir iki mesele onunla açayım. Arkadan sözü kendisine vereyim. O da şu, ben sosyolog olarak işte edindiğim birikim işte eşliğinde ben biraz insanların ne kadar çoğul olduğundan işte dem vurup bir şeyler anlamaya çalışalım. Üstelik kaldı ki Bayatov olarak son yaptığımız araştırma da bunun mükemmel bir örneği oldu.
Ama işte Bülent Çık'la birlikte ben bunu çok daha rahat söylemeye başladım. Çünkü zaten Bülent Çık tam da doğanın ne kadar çeşitli olduğunu, ne kadar karmaşık olduğunu, yani bin yıllardır, milyonlarca yıldır ortaya çıkan bu karmaşıklığın nasıl aslında doğal bir durum doğanın bu olduğunu ve bunları siz törpülediğiniz zaman kimyasallarla, şunlarla, bunlarla makasladığınız zaman ortaya çıkan sonucu ne yazık ki büyük bir fakirleşme. İşte gıdadan tutun yediğimiz ürünlere, onun içindeki faydalı besin, faydalı bileşenler yerine çok daha zararlı bir takım bileşenleri devreye girmesinden bahsederken aslında bunun çok rahat toplumlarda karşılığı olduğunu gibi bir böyle bir denklemin veya böyle bir karşılaştırma yapılacağını da fark ettim. Hocam istiyorsanız oradan başlayalım. Yani bu çeşitlilik, doğanın, ekolojinin taşıdığı çeşitlilik ve içinde bulunduğumuz zaman diliminde bu çeşitliliğe karşı verilen zararları diyerek başlayalım isterseniz. Biraz güncel bir mesele üzerinden, yani gıda, beslenme sorunları, yoksulluk, ekolojik hayattaki çöküntü ya da çökme hali, bu çökme olan bir çökme değil, bahsettiğiniz bir insan eliyle büyük oranda gerçekleşen bir çöküntüden ya da yıkımdan söz ediyoruz. Gıda egemenliği bir politik yaklaşım olarak kıymetli bir yaklaşım. Dünya genelinde bir çiftçi hareketi, politik bir hareket. Hem bu bahsettiğim gıda güvenliği meselelerinin hem de gıda güvencesini sağlamaya yönelik yaklaşımlarımız ekolojik temelli, adaleti öngören, toplumsal eşitliği öngören bir politik perspektif içerisinde yapılmasını vaz eden bir hareket. Bu tabii hem gıda güvencesi hem de gıda güvenliği doğrudan halk sağlığı ve çevre sağlığı çok yakından bağlantılı iki alan. Neden? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Gıda dediğimiz her şey aslında bir biyolojik varlıktır. Yani doğada tıpkı insan türü gibi milyonlarca yıldır var olan, kendine bir yaşam alanı, habitat oluşturmuş, ilişki ağlarına sahip diğer canlılar bir canlı türüdür. Buğday dediğimiz canlının yüz binlerce çeşidi var. Hakeza diğer canlı türü. Tarım yaparak bunu biz bir parça kontrol ettiğimizi düşünüyoruz. En azından üretim, kendimize yönelik bir üretim sağlama bağlamında. Ama yine de doğadaki biyolojik örüntülerin çok karmaşık olduğunu, çok ilişkisel olduğunu, bunu anlamaktan hala epeyce uzak olduğumuzu bir köşeye de not etmemiz gerekir. Halk sağlığı açısından, yani halk sağlığı, sağlığın bir iyilik hali olarak tanımlanır ama sadece bireysel olarak bir sağlık sorunu yaşamama anlamında değil, toplumsal olarak da iyilik hali olarak tanımlanır. Son yıllarda bu tanım, Dünya Sağlık Örgütü'nün insanın fiziksel, ruhsal, toplumsal iyilik hali içerisinde olma durumu diye tanımladığı tanımdan söz ediyorum. Bu tanım tabii epeyce genişlemeye başladı ve olumlu bir genişleme bu. Tek sağlık yaklaşımı bir dönem çok konuşuldu, konuşuluyor hala. İşte sadece insan sağlığı değil, insanın toplumsal, bireysel ya da işte fiziksel iyi olma hali değil, insan ve diğer canlılar yani hayvanlar özellikle onlarla da hani ilişkisini dikkate alarak bir sağlık yaklaşımı, sağlık hali tanımlayalım dedi. Biraz doğayı işin içerisine katan bir yaklaşım. Son birkaç yıldır da çok gündemde gezegen sağlığı. Yani sadece yani insanın doğal hayatın değil bir bütün olarak gezegendeki hayatı var eden fiziksel zeminlerin, örneğin toprak, hava, su gibi vazgeçilmez önemde taşıyan fiziksel varlıkların da hani bu sağlığı, dünyadaki hayatı destekleme kapasitesine atıf yapan bir kavram çok tartışılıyor. Biraz da tabii bu kavramın tartışılması yaşadığımız gezegen ölçeğinde seyreden iklim krizi meselesiyle de elbette yakından bağlantılı. Şimdi ben gıda güvenliği çalıştım ama yani gıda güvenliği dediğimiz alan hala yani genel akademik örüntüyünde baskın olan ana bakış açısını söylüyorum. Gıda güvenliği meselesini bir teknik mesele olarak algılarız biz. Gıdacılar, bu alanda çalışan kimyacılar vesaire vesaire çeşitli isimlerden insanlar. Ama nedir? İşte o işte bir gıda maddesinde insan sağlığına zarar veren patojen bakterileri nasıl etkisiz hale getiririz örneğin? Ya da bir gıda maddesine toksik kimyasalların bulaşmasına nasıl önleriz? Varsa bunları nasıl gideririz gibi. Ama bu bakış açısının çok yetersiz olduğunu epeydir düşünüyorum ben. Yani daha geniş çerçeveli bir bakış açısına, disiplinler arası bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bu sadece fen bilimlerinin başka disiplinlerle yani kendi alanındaki disiplinlerle de sosyal bilim alanındaki disiplinlerle de birlikte ele alınması gerektiği biraz böyle hani birbiriyle kesişen kümelerin oluşturduğu merkezi bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu, birlikte kolektif çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Neden? Bunu biraz açıklama getirmek düşüncesindeyim. Şimdi gıda güvenliğinde
Bizim insan sağlığı için problem olarak nitelediğimiz çok hani kaba bir tahminle birkaç yüz patojen bakteri var. Birkaç yüz tane. Virüsler yani epeyce az bildiğimiz. Ama yapılan çalışmalar gösteriyor ki geldiğimiz noktada yani dünya genelindeki ülkeler, bölgeler, hani tırnak içinde söylüyorum, insan uygarlığı dediğimiz bütün bu işte medeniyetin geldiği nokta açısından baktığımızda bütün habitatların neredeyse insan tarafından yerleşime açılması, ormansızlaşma, doğadaki maddi varlıkların ya da kaynakların olağan dışı bir şekilde sömürülmesi hali, bu sömürünün başka ülkelerde hem toplumsal barışı tehdit eden hem de oradaki ekolojik ortamı yıkan bir şekilde yapılabiliyor olması, yıllardır, uzun yıllardır süre gelen problemler. Bu problemlerin hepsi gıda güvenliğini yakından ilgilendirir. Özellikle savaş ve çatışmalar gıda güvenliği açısından olağanüstü büyük tehditlerdir. Ama bu tehditlerin henüz mevcut akademik bakış açısı, gıda güvenliği bakış açısının içerisinde yer aldığını söylemek imkansız. Böyle bir bakış açısı yok. Yani sadece Türkiye odağında söylemiyorum. Genel hani akademik bakış açısını söylüyorum. Bunun büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Şimdi buna ben özellikle neleri gözden kaçırdığımız ya da neleri kasıtlı olarak görmediğimiz üzerinden bir parça açıklık getirmeye çabalayacağım. Biraz önce mesela patojen bakterilerden söz ettim. Ama son yaşadığımız korona krizi gösteriyor ki toplumsal hayatı tehdit etme potansiyeline sahip viral etkenlerin yani virüslerin sayısı milyonlarca olabilir. Yani yuvarlak bir tahminle 3 milyon civarında olabileceğini, hatta muhtemelen sayı bundan çok daha fazla tahminler var. Yine doğrudan patojen olarak nitelediğimiz, geçmişte çok dertler yaratmış. Örneğin kolera gibi, tifo gibi, dizanteri gibi. Hani insan uygarlığında çok ciddi yıkımlara yol açmış ya da veba gibi örneğin. Bir takım bakteriyel etkenlerin önümüzdeki 10 yıllarda toplumsal hayata tekrar musallat olacağına, toplumsal hayat için ciddi birer tehdit olabileceğine ilişkin bir bakış açısı ve yaklaşım var. Neden? İşte en önemli etken iklim krizi, ama iklim krizini biraz deşelediğinizde aslında insanın doğal hayatla kurduğu ilişkinin neredeyse hiçbir sınır içermeyecek bir noktada olması. Yani elimizin uzanmadığı, bir şekilde uzanmadığı herhangi bir doğal yaşam alanı ne yazık ki yok. Yaban hayatla olan ilişkimiz de nasıl diyeyim, çok hegemonik, son derece sömürgen ve insan ve onun dışındaki yeryüzündeki her şeyin bir kaynak olarak tanımlandığı bir bakış açısıyla yapılıyor. Bunlar epeydir de malumumuz. Ama mesela şöyle bir örnek verirsem söylediklerime açıklık getireceğim. Mesela yuvarlak hesap 85 bin ve 100 bin civarında toksik kimyasal madde var. Yani bu bütün endüstriyel prosesi düşünebiliriz. İnşaat alanı, enerji sektörü, işte gıda üretimi, tarımsal üretim vesaire vesaire. Yani bir şeyler imal ettiğimiz her durumda işin içerisine toksik kimyasal maddeleri katarak yapıyoruz. Bu işte aşağı yukarı 150 yıllık bir geçmişi olan bir mesele, yani bir durum. Peki sorun nerede? Bu toksik kimyasalların gerek gıda güvenliği, gerek halk sağlığı, gerekse yaban hayatta yol açtığı problemlere ilişkin durum nedir diye sorduğumuzda aslında karşımıza çok kasvetli bir tablo çıkıyor. Mesela bu toksik kimyasalların aşağı yukarı %7'si, maksimum %10'unun yol açtığı sorunlar hakkında bilgimiz var. Geriye kalan işte %90-93'lük kesimin toplumsal hayatta, halk sağlığında, doğal hayatta nasıl bir yıkıma yol açtığı hakkındaki bilgilerimiz son derece az. Bir belirsiz alan ya da bir belirsizlik içeren bir genel durum üzerinden sanki güvenli bir hayat yaşadığımızı vaaz eden işte bir takım kurumlar, uluslararası kurumlar, devlet örgütleri, yapılar var, ama esasen içinde olduğumuz durum büyük bir soru işareti. Ama bu soru işareti ciddi de bir risk içerdiğini düşünüyorum. Bu bilmeme hali, bilememe hali. Bu bilmeme haline rağmen böyle kendini güvende hissetme, teknolojik bilgiyle, birikimle her türlü sorunu çözebileceğimizin ilişkin o muazzam inanç. Bunlar da sorunun bir parçası olarak görüyorum. Şimdi vaktimiz çok az. Ben biraz hani o mesele, yani savaş meselesi üzerinden bir belirsiz alanı hani biraz da tartışmaya da açmayı istiyorum. Şimdi Rusya-Ukrayna'daki savaşı izliyorum. İşte Gazze bölgesi çok uzun yıllardır süregelen çatışma alanlarını epeydir inceliyorum.
Ne bağlamda inceliyorum? Ya bu savaş dediğimiz yıkıcı olay sadece toplumsal hayatta muazzam bir çöküntüye, yıkıma yol açmıyor. İşte bugün hani haberlerde yaklaşık 4 milyon civarında Ukrayna'nın göçmenlik ya da göç yolunda olduğuna ilişkin bir takım hani haberler var. Günümüzdeki savaşlardaki tehdit, mesela nükleer tehdit üzerinden yıkım çok uzun yıllardır konuşuluyor. Yani işte bir nükleer savaş yeryüzündeki bütün hayatı bitirir, insan uygarlığına son verir. Gerçekten öyle. Bu yani en azından 60'lardan 70'lerden beri bildiğimiz bir şey. Ama burada kritik olan bir şey var. Konvansiyonel savaşlar da öyle. Yani bu konvansiyonel savaşların en azından son 20-25 yıldır uygulandığı biçimi ya da o savaşlarda kullanılan teknik, teknoloji, işte araç gereç, yani öldürme araç gereçlerinden söz ediyorum. Muazzam bir toksik kirliliğe yol açıyor ve yol açtığı bölgelerde, çatışma bölgelerinde hayatı destekleyen ekolojik ortamı öyle ciddi bir yıkıntıya uğratıyor ki burada bir devamlılıktan hayata elverişli bölgelerden söz etmek olanaksız hale geliyor. Şimdi bu konudaki en tipik örneklerden bir tanesi çok uzun yıllardır hani akademik hayatın gündeminde olduğu için Vietnam'dı. Yani Vietnam'da ABD ordusunun Vietnam Savaşı'nda kullandığı toksik gazlar, işte dioksin ve benzeri gazlar hala çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Hala yüz binlerce insan etkileniyor ve kalıcı bir kirlilik bu. Yani bir takım toksik kimyasal maddeler ısı, ışık ve benzeri etkisiyle parçalanır. Bazıları parçalanmaz. Toksik etkisini uzun yıllar, 10 yıllar, yüzyıllar boyunca, hatta radyoaktifse milyonlarca yıl boyunca devam ettirir. Şimdi kullanılan araç gereçlerin bir kısmı böyle bir sonuç açığa çıkarıyor. Vietnam bunun tipik örneği. Daha yakın bir örnek Kosova Savaşı. Kosova, Afganistan, Irak, özellikle Irak Birinci Körfez Savaşı sonrası. Bu savaşlarda kullanılan seyreltilmiş uranyum esaslı silahlar, yani nükleer tesislerin atıklarının işlenerek silah yapıldığı, işte çeşitli silahlar, mermiler, bombalar, zırh delici bombalar, sığınak bombalamaları vesaire gibi araç gereç işte, mühimmattan söz ediyorum. Bunların kullanıldığına yönelik çok tabii net tespitler var. Mesela Kosova Savaşı'nda yaklaşık 300 ton civarında seyreltilmiş uranyum esaslı silah kullanıldığı düşünülüyor. Orada tabii bu uranyum 4,5 milyar yıllık bir şeye sahip, yarı ömre sahip radyoaktif kimyasaldır. Bulaştığı her şeyde o radyoaktivite uzun yıllar boyunca, yani insan hayatıyla kıyas edilemeyecek nesiller boyu sürecek bir yıkıma yol açacaktır. Nerede? Toprakta, suda, o toprakta yetiştirilen her türlü gıda maddesinde vesaire vesaire. Irak bu açıdan çok ciddi bir yıkıma uğramış bölgedir. Hala çok tartışılıyor, çok araştırma var ama Irak hala toplumsal çatışmaların çözümlendiği bir ülke olmadığı için bu gelen veriler esasen buzdağının ucunu gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Daha büyük bir mesele olduğunu düşünüyorum. Genel bakış açısı öyle. Irak'ta yaklaşık 2000 ton civarında seyreltilmiş uranyum silahı kullanıldığı düşünülüyor. İşte bunlar ağırlıklı olarak zırh delici bombalar, silahlar, işte sığınak denen vesaire silahlar. Belli bölgelerde, örneğin Basra'da, Felluce gibi çok kadim kentlerde bu radyoaktif kirliliğin yol açtığı çeşitli hastalıklardan muazzam patlamalar var. Yani işte bir takım kanserlerde 17 kat, çocuk doğum anomalilerinde benzeri yakın civarda kirlenmemiş, savaşın yıkımına uğramamış ülkelere kıyasla onlarca kat artış var ve bu kalıcı bir sorun. Yani savaş, gerek Kosova gerek Afganistan gerek Irak, şimdi Rusya Ukrayna arasındaki savaş yol açtığı yıkım, yani nükleer savaş olmadığı için böyle bir rahatlık seziyorum ve beni çok kaygılandırıyor. Hayır, öyle değil. Çok ağır bir yıkım var. Kullanılan her türlü silahın yol açtığı toksik kirlilik çok ciddi ve bu kirlilik nesiller boyu devam edecek bir kirliliktir. Konvansiyonel savaş olması yol açılan kirliliğin ve daha sonra gelecek hani nesillerin yaratacağı sağlık sorunu. Burada tabii sadece insanı da düşünmeyelim, yani yanlış olmasın. Orada bölgede bütün yaban hayatı da alt üst etmiş olacağız. Gazze mesela çok sıkı çalışılması gereken bir örnek. Çünkü İsrail'in kullandığı bir takım silahlar, bu benzer şeyleri NATO'nun kullandığı, Kosova'da kullandığı silahlar için de söyleyebiliriz. Şu an Rusya için de söyleyebilirim. Yani yarın bir gün Çin başka bir işte Tayvan'la savaşa girse muhtemelen aynı şeyler orada da olacak. Yani Türkiye için de bu böyle. Her ülkenin envanterinde bu silahlar var. Bu silahların gıda güvenliği açısından yarattığı tehdit çok kalıcı bir tehdit. Yani o bölgede
Üretim yaptığınız gıdalarda bu toksik kimyasal kalıntıları devam edecektir, bulaşmaya devam edecektir. Siz yediğinizde, biz yediğimizde, insanlar yediğinde bu onlarda bir takım sağlık sorunlarına yol açacaktır. Bu sağlık sorunlarının bir kısmı çok tehditkar sorunlar olacaktır vesaire. Peki bir başka hani mesele ne savaşla ilgili? Yine bence çok az gündeme geliyor. Mesela Ukrayna-Rusya savaşında ben bunu gözlüyorum. Ukrayna'daki durum gerek Ukrayna gerek Rusya aslında dünyanın tahıl ambarı olarak nitelenir gıda güvenliği çalışmalarında. Dünya genelinde buğdayın çok önemlidir. Buğday yaklaşık 4-5 milyar insanın besin kaynağıdır. %15'i bu ülkelerde üretilir ve bu buradaki zafiyet yani o gıda üretimindeki zafiyetin yol açacağı sonuçları önümüzdeki aylarda bence çok net göreceğiz. Peki bu konvansiyonel silahların yol açtığı yıkım bu açık bir toksik kirlilik. Genel bir sorun, halk sağlığı, çevre sağlığı sorunu. Peki yıkımın başka acaba yol açtığı neler olabilir? Hani soruyu böyle sorduğumuzda bu savaş bağlamında. Şimdi mesela Donbas bölgesi, Ukrayna'daki Donbas bölgesi hani çatışmalarından çok sahne olduğu bir bölge. Biraz mesela ekolojik olarak orada ne yapılmıştı, ulusal hayat nasıl organize diye baktığımızda çok ciddi bir maden üretim bölgesi. Kömür madenciliğinin çok yoğun olduğu bir yer. Yüzlerce kömür ocağı var. Ama Donbas bölgesinde 79'da Sovyetler Birliği işte dağılmadan önce Yukon yanlış hatırlamıyorum. Yukon'da gerçekleştirilmiş bir yeraltı nükleer silah denemesi var. Bu deneme sadece orada olmadı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde çeşitli ülkeler bunu yaptı. Fransa'sı, Amerika'sı, İngiltere vesaire. Şimdi bu radyoaktif deneme, yer altında yapılan deneme neden açığa çıkan radyoaktif kirlilik oradaki madenler için çok ciddi bir toksik kirlenmeye, radyoaktif kirliliğe yol açtı. Şimdi savaş öncesinde, yani şu anki savaştan söz etmiyorum, 2014'ten önce de bu madenlerdeki, şimdi bir maden, kömür madenindeki madencilik faaliyeti bittiğinde aslında maden terk edilmiş bir maden olarak niteleniyor. Fakat orada iş bitmiyor. Yani aslında büyük mesele, ekolojik mesele devam ediyor. Çünkü madenin içindeki tüneller, kazı tünelleri, yeraltı suları akiferlerden gelen suyla beslenir. Fakat madencilik faaliyetinin kendisi çok ağır bir toksik kimyasal birikimi, kurşun, kadmiyum vesaire gibi bir takım toksik elementler açığa çıkıyor. Bu su da onunla kirlenir. Dolayısıyla maden yataklarına dolan yeraltı sularının sürekli dışarıya pompalanması gerekir. Yani siz madeni kullanmıyorsunuz, bitmiş ama oraya bir teşkilat yani bir sistem kurarsınız. O su içeride olan su sürekli tahliye edilir, arıtılır. Ondan sonra doğal hayatlar. Şimdi bu faaliyet 2014'ten beri aksadı. Dolayısıyla bazı madenlerdeki yeraltı su seviyesi uydu ölçümleriyle izleniyor. Çok ciddi yükselmeler var. Bu yükselme hem ağır metal ama özellikle radyoaktif maddelerle kirlenme anlamına geliyor. Bu kirlenme çünkü bu savaş nedeniyle oradaki pompalama, temizleme faaliyetlerinin tamamı şu an askıya uğramış durumda. 2014'ten beri son durum çatışmayla bir bu iyice şiddetlendi. Bunun önü alınamazsa, bu faaliyetler düzgün bir şekilde yürütülememezse, bakın çok ağır gerçekten yani bu savaşın nesiller boyu sürecek bir ekolojik yıkım sonucunu doğuracak olaylardan biridir bu. Şimdi burası tekil örnek değil. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde, Türkiye dahil, bu tip ekolojik meseleleri biraz kurcaladığınızda, ya işte madenciliğe karşıyız. Karşıyız da yani bunun arka planında sadece bir hani işte Kaz Dağları'ndaki altın madenciliği, Sivas'taki büyük muazzam o altın madenciliği veya işte Cerattepe'de. Burada maden işte mesela şöyle şeyler karşılaştırılıyor. İşte 5 yıllık bir sürede biz burada bir faaliyet göstereceğiz. Bitmiyor ondan sonra. Yani o faaliyet dursa da, şirket oradan çekilse de açığa çıkardığı yıkım nesiller boyu devam edecek bir toksik kirlilik, bir izleme gerektiren bir kirliliğin izlenmesi gerektiren kontrol altına alınması gerektiren bir kamu çalışması gerekiyor. Peki bu kontrol edilebilir mi? Bakın çok iddialı bir şey söylemek istemiyorum ama çok zor. Yani üretim ve üretimin önünü açan her türlü siyasal yaklaşımlar çok pratik, çok kolay. Açığa çıkan çevresel zararlar, halk sağlığı zararları onların tazminine yönelik, halk sağlığını, çevre sağlığını korumaya yönelik kamusal yaklaşımlarda ne devlet ortada var ne şirketler ortada var. Ne yazık ki durum bu. Şimdi bu meselelerin gıda güvenliğiyle ilgisine, mesela Ukrayna yani su varlıkları açısından potansiyeli yüksek bir ülke. Su akışkan bir varlıktır. Yani yeraltı ve yerüstü suları sürekli hareket eder, hepimizin malumu.
Dolayısıyla bir kirlilik bölgesel olarak kalmaz. Yani nasıl ki Çernobil'deki patlama ya da işte Amerika'nın Three Mile'daki patlama yakın civarda belli bir coğrafya alanı etkilediyse veya Fukushima ölçeğinde olduğu gibi burada da aynı şey olacak. Şimdi o zaman şöyle bakmakta yarar var. Yani toplumsal barışı korumak sadece kendi ülkemizde değil başka ülkelerde de. Çünkü ekolojinin en temel prensibi gıda güvenliği bağlamında da bu ilişkiselliktir. Yani Ukrayna'daki mesele işte tahıl ihracatımız, şey ithalatımız zarara gidecek, Ukrayna ekim dikim yapılamayacak, buğday fiyatları yükseltecek. Bu meselenin çok daha ötesinde bir şey. Bu perspektifleri, bu bakış açılarını oluşturmak zorundayız. Dolayısıyla hani toplumsal barışı tehdit eden gerek yerel, ulusal ölçekte gerekse uluslararası ölçekteki her türlü soruna politik birer yurttaş olarak mutlak surette nasıl müdahale ederiz? Bu sorunun üzerinde de kafa yormamız gerekir elbette. Hani temel bir bakış açısıyla yani çerçeveyle meseleyi tamamlayıp sohbet edelim istiyorum. Dolayısıyla hani gıda güvenliği dediğimizde Türkiye'de özellikle hani şimdi pek kalmadı son ekonomik krizi iyice alt üst oldu. Belki Ferhat Hocam diğer arkadaşlar daha iyi hani açıklayacaktı bu. Hepimizin yoksullaştığı bir şeyin içerisine yuvarlandık ekolojik şey ekonomik krizde. Yani orta sınıfın mesela bir kaygısı işte ne yiyeceğiz, ne sağlıklı. Bu asli bir kaygı. Yani hepimizde olan bir şey. Çünkü güvensiz bir hayatın içerisinde olduğumuza ilişkin bir ön sezimiz, bir sürekli bir bilgi sahanağı üzerimize akan doğru ve yanlış bilgi sahanağının altındayız. Ama gıda güvenliği dediğimiz mesele, işte ben hangi ürünü organik alırım, iyi gıdayı nereden temin ederim? Bak bunları kesinlikle değersiz bulmuyorum, yanlış anlaşma olmasın. Elbette bilgimizin, becerimizin arttığı her durum iyi bir şeydir. Ama gerçekten onun daha ötesinde, çeperleri çok geniş. Yani toplumsal hayatın çeşitli katmanlarıyla çok yakından ilişkili olan bir alan. Yani güvencesiz çalışma rejiminin en ağır olduğu alan tarım işçilerinin özellikle göçmen yani bir yerden bir bölgeden bir bölgeye geçici olarak seyahat eden tarım işçilerinin ama Türkiye'de 1 milyondan fazla bu işçi var. Yine sağlık sorunlarının ilk elden değdiği, ilk vurduğu yer tarım işçilerinin, çiftçilerin çalışma alanı. Orada kullanılan her türlü toksik kimyasal sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini onlar üzerinde gösteriyor. Yine gıda imalatı. Yani topraktan, tarladan sofraya uzanan süreçteki her türlü gıda maddesinin işlendiği, ürün haline dönüştürüldüğü işte vesaire. Bu ortamdaki güvencesiz çalışma koşullarıyla gıda güvenliği arasında çok sıkı bağlantılar var. Hakeza, yani çok uzatmak istemem, toplumsal barışı tehdit eden her türlü etken, özellikle savaş ve çatışma bağlamında söylüyorum, gıda güvenliği üzerinde çok kalıcı, çok tehditkar bir mesele olarak görmek gerekir. Yani şöyle bir tanım yapmak daha doğru buluyorum ben gıda güvenliği meselelerine. İşte gıda güvenliğini tehdit eden fiziksel, kimyasal, biyolojik etkenlerden söz etmiştim. Buna toplumsal etkenleri de katmak gerekiyor. Toplumsal barışı tehdit eden her türlü etken gıda güvenliği açısından bir problemdir. Şimdi bu bakış açısını bizim yerleştirmemiz gerekiyor. Biz derken sadece gıdacılar değil yani bu alanda çalışan, bu alana değen herkes yani gastronomi kültürü üzerine çalışan da dahil zaten bunu da olabildiği kadar savunmaya, dile getirmeye çabalıyorum. Çocuklarla ilgili bir noktaya değineceğim. Ya ben hani Ferhat Hocam da değindi. Yani toksik kimyasalların özellikle çocuk sağlığını tehdit edenler üzerinde çok uğraştım. Hormonal sistem, nörolojik sistem vesaire onları bozan. Ama yani hemen hemen her toplumda bunu söyleyebilirim. İnanın gelişmiş gelişmemiş bu ayrımlar mesela toksik kimyasallar insanlarda neye yol açıyor diye baktığımda o gelişmiş gelişmemiş kategorileri tırnak içinde söylüyorum bunları. Benim için çok anlam ifade etmiyor. Yani Almanya dünyanın en hani ekonomik bağlamda gelişmiş ülkesidir falan diye nitelenir. Su varlıklarını en çok kirleten ülkelerden bir tanesidir. Ve bu sorunla yüzleşecek önümüzdeki 10 yıllarda ama şöyle ama böyle. Çocukların bir hani burada tabii bir sürü bir ayrım var. Çocukluk diye bir kategori var mı yok mu? Onu bir tarafa koyarak standart şeyle söylüyorum. Yani mevcut toplumsal hayat içerisindeki en kırılgan kesimi oluşturuyor gıda güvenliği açısından. Özellikle yaş küçüldükçe çocukların gördüğü zarar çok artıyor. Bu doğum öncesi süreçten başlayıp ilk 5 yaşa kadarki dönem çok kritik. Bu yaş döneminde toksik kimyasallara maruz kalmak, bu gıda yoluyla, su yoluyla, o beslenme yoluyla o bağlamdan söz ediyorum veya işte solunan hava çocukların gelişimine çok sekte vuruyor. Bu çok ciddi bir meseledir. Ama mesela gıda güvenliği çalışmalarının da belli odaklar üzerinden tanımlanması gerektiğine ilişkin bir ön sezim var. Yani
biz bu meseleleri tartışırken öznemiz çocuklar olmalı. Yani çocukları oraya, meselenin odak noktasına yerleştirmeliyiz. Bunu çok önemli buluyorum. Yani bunu hani çok uzatmak istemiyorum. Kurşun kirliliği üzerinden anlatabilirim. Çocuklara doğrudan nörolojik sistemi etkili ve dünyada kurşun kirliliğine uğramamış hiçbir ülke yok. Yani sadece 85 yıl içinde olan bir şeyden söz ediyorum ama. Yani bu dehşet verici bir şeydir. Çocuklardaki yol açtığı yıkım ciddi bir yıkımdır. Ama mesela kurşunun Türkiye ölçeğinde işte topraklardaki miktarı nedir? Hangi bölgeler çok kirli? Nerede su varlıklarına çok karışıyor? Biz hani vatandaş, yurttaş olup bunun bilgisine sahip değiliz. Yani oturup bunları çalışmak akademik olarak inanılmaz zor. Önünüze bir sürü engel çıkar. Çalıştınız, yayınlamak, bir de toplumu bilgilendirmek. Hani onlara böyle bir bilgi aktarımını sağlamak, orada da inanılmaz zaten engeller var. Yani naçizane hani ben sadece başıma gelen hani olayı örneklemek istiyorum. Sadece bize özgü bir durum olmadığını da buna vurgulamak isterim. Çeşitli ülkelerde bir problem. Avrupa Birliği o çok her sene raporlar yayınlar. Gıda güvenliği ile ilgili çalışmaları derler, topanlar, tüketicilere bilgilendirme babında kurduğu siteler, portallar vardır. Ama orada da ne çalışıldı? Peki neler görmezden geldi? Bu soru eşliğinde bakarsak bir sürü mesele halının altına sürülür. Yani şöyle bir şey örnek vereyim. Bir yapboz düşünelim arkadaşlar. Son sözlerim olsun. 100 parçalı bir yapboz. Bu yapbozun her bir parçası gıda güvenliğini tehdit eden bir etken olsun. Fiziksel, biyolojik, kimyasal veya toplumsal bir etken. Biz oturuyoruz akademide, kamu kurumlarında çalışmalar yapıyoruz. Bu etkenlerin yol açacağı problemli durumları anlamak istiyoruz. Ama bu 100 etkenin 100'üne değil de 15 tanesine bakıyoruz. Geriye kalan 85 tanesinin bize ne yaptığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bakın durumumuz aşağı yukarı böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bu Almanya için de böyle, İngiltere için de böyle, Türkiye için de böyle, Japonya için de böyle. Dolayısıyla hani daha böyle nasıl diyeyim, aksiyona yönelik yani eylem yapalım, o bağlamda bir şey demiyorum. Toplumsal hayattaki bu süreçleri görünür kılan, belirsizlikleri, bizi güvencesiz bir hayata bir yandan da mahkum eden bu belirsizlikleri görünür kılmak, anlaşılır kılmak ve elbette hani işte gerek yani politik bir yurttaş olmanın ötesi, eğer böyle bir şey de sorumlu bir meslek icra ediyorsak, işte atıyorum gazeteciysek misal ya da bilim insanıysak misal, hukukçuysak, halk sağlığı uzmanıysak vesaire vesaire hani evet yani o zaman bu bize daha da ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorun alanlarını birbirine bağlamak, görünmeyen, yeterince görünür olmayan meseleleri açıklığa kavuşturmak ve bu konuda da gerçekten bir politik hani katılımcı bir yani işte yurttaşlık bir çaba nasıl sağlanır? Bunun üzerine hani biraz kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok çok teşekkürler Bülent Hocam. Gerçekten çok zihin açıcı analizler, yorumlar ve bilgilendirmeler yaptınız. Çok teşekkürler. Ben hemen yani yorum veya işte ekleme gibi bir şey yapmak isterim. Yani kendi tarafımdan anladıklarımı da hem biraz not düşmüş olurum. Bir defa çok kıymetli bir şey söylüyorsunuz. Yani bu ilişkisellik denilen şey işte bizim gene bu çok kısaca sıcaklar olduğu için hep aklıma geliyor. Son yaptığımız işte Bir Arada Yaşarız araştırmasında doğanın ne kadar önemli olduğuna dair de bir takım bulgular edindik. Ama mesela şunu da sergilemiş oluyorsunuz. Doğa dediğimiz ayrı bir şey değil. Yani tek başına hadi biraz doğacılık yapalım, ekolojizm yapalım değil. Gerçekten bir toplumsal düzenin parçası, o puzzle'ın parçaları. Yani bir kaldı ki bunun içindeki bir sürü bilinmezlik var. Ama bu sadece kendi bir söylemin içinde, gıda söyleminin veya çevre söylemi içinde hallolacak bir şey değil. Bir Evet. tarafta savaş şıyorsak, yani bir takım düşmanlıklar, kutuplaşmalar vesaire bir şeyler varsa, bu aynı zamanda kutuplaşmaların yanı sıra çevreyi, gıdayı da düşünmek gerekiyor. İşte cinsiyet meselesi, yani Ukrayna'da Rusya'nın yaptığı savaş sadece orayla sınırlı bir şey değil. Sadece 3 tane insan öldü meselesi bile değil yani. Çok daha karmaşık. İşte çocuk meselesi. Çocuklar nerede o gıdaya ulaşıyorlar? Nasıl bir şey besleniyorlar? Hangi alışveriş merkezinde bir şeyler oluyor? Paramız var mı doğal ürün almak için? Bir de şimdi öyle bir şey var. Yani bütün bu doğal, ekolojik vesaire falan dediğimiz bir takım ürünleri inanılmaz pahalıya satın alıyoruz. Peki maddiyatımız yoksa ne yapacağız? Gibi gerçekten inanılmaz kompleks bir durumla karşı karşıyayız. Buradan belki şöyle bir şey soracağım. Yani biraz daha önceki sizin anlattıklarınıza, işte konuştuklarınıza biraz da bağlı kalarak
Yani şöyle bir şey diyorsun, çok çizdiğiniz manzara çok kötümser bir manzara. Ama buna rağmen bir şey yapmak mesela. Bir şeye inanmak. Yani ben hiçbir şey olmayacağını bile bile ben aslında çaba göstereceğim diye bir angajmana çağırıyorsunuz insanları. Yani bu çocuklar için her alan, yapabileceğiniz her alanda bir tür vakfoluş belki. İnsanların kendisini vakfedeceği bir dil geliştiriyorsunuz aslında. Ben bunu çok ama çok kıymetli buluyorum. Sadece bu vakıf olmanın yanı sıra acaba biraz daha bir gündelik hayata değecek. İnsanlara o networkler, ağlar, örgütlenmeler yani gıdanın yanı sıra sınıf meselesiyle, sınıf meselesi yanı sıra kültürel kimlik meseleleriyle ilişkilenmek, bu ilişkiselliği yeniden başka bir söz eşliğinde kurmak nasıl mümkün olabilir? Bu konuda bir takım böyle bir şeyler ekleyebilir miyiz Evet. diye bir soru sorayım. Bu arada Uğri Bey de ne olacak peki Bülent diye sormuş. Arkasından bu konuda Tamam. belki sizden yorum aldıktan sonra yavaş yavaş Yani izleyicilerimize de tabii geçiyorum. evet hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir kere hani bu kötümser bir tahmini ben kendime de çok soruyorum bunu açıkçası. Aslında durum hani durumu tespit etmeye çabaladığımız yani ne oluyor sorusuna yanıt aradığımızda karşımıza çıkan tablo iyimser değil yani kesinlikle değil. Hani bu çok net. Kötü bir durumun içindeyiz. Yani sadece Türkiye bağlamında genel uygarlık dediğimiz şey hani o bağlamda söylüyorum. Ben burada bir sürü hani başka ayrımlar var. Onları paranteze alıp geçiyorum yani. Kim zarar görüyor, toplumun hangi kesimlere daha çok zarar görüyor vesaire vesaire. Yani o önemsiz değil elbette. Ya da çok söylendiği işte insan kendi sonunu getirecek. Yani hangi insan yani? Aslında çok kurcaladığınızda çok daha karmaşık bir mesele var orada. Her toplum, her işte ülkeden ülkeye değişen durum falan. Şimdi yani eğer bir çözüm olacaksa şöyle bir noktadan yola çıkarak ben hani bu çözüme ulaşırız demiyorum. Çabalarız noktasından bakıyorum. Şimdi mesela ekolojik kriz 6. yok oluşu getirebilir. Bu konuda çok yayın var. Hani Türkçe'de çevrilmiş çok kıymetli bir kitap vardı. Elizabeth Colbert'ın kitabı. Ama bu mesela 6. yok oluş 71'den beri tarif edilen bir şey. Yani bu konuda çalışan çeşitli bilim insanlarının ilk yayınlarına baktığımızda 50 yıl öncesinden dünyanın bir problemli duruma gittiğine ilişkin bir takım öngörüler, tahminler var. Burada ama çöküşü nasıl düşünmeliyiz? Yani işte medeniyet sona erecek dediğimizde aslında tam olarak neyi kastediyoruz? Mesela bunları ben biraz üzerinde anlamaya çabaladım, düşündüm. Mesela bir çöküş olacaksa yani topyekün bir nükleer savaş olmazsa yani, umarım yani öyle bir durumun içinde bulmayız kendimizi. Ya da dünyaya uzaydan bir göktaşı, bir meteor çarpmazsa böyle hayatın bir anda alt üst olduğu bir durum tabii bunlar. Ve gerçekten çok ciddi bir yıkım. Yani sonrasını tasavvur etmek çok zor. Yani muhtemelen insan türleri çok sayıda milyonlarca canlı türün ortadan silineceği bir durumu düşünelim. Ama böyle katastrofik bir şey yaşamazsak çok ağır çekim seyreden bir krizin içindeyiz aslında. Şimdi durumumuzu böyle tasvir ediyorum. Peki bu nasıl bir şeydir? Şimdi medeniyet çöküşü dediğimizde İşte bir binanın çat diye çökmesi, çöktü gitti yani. Bir anlık olay böyle düşünme sistematiğimiz öyle, ama bu çöküş öyle bir çöküş değil. Mesela uygarlık çöküşü dediğimiz şey 2 milyon yıl sürebilir, misal söylüyorum. Önümüzdeki on binlerce yıl boyunca biz bu hayata elverişsiz, hayatı kötü kılan, bizi kötümser kılan diyeyim, meseleleri konuşur ya da bunlarla uğraşır durumda kendimizi bulabiliriz. Böyle bir noktadayız artık. Dolayısıyla bir çöküş, bir medeniyet krizi, hayatı, yeryüzündeki hayatı tehdit eden bir kriz bin yıllar boyu sürecek. Bu çok açık benim açımdan. Yani benim açımdan açık diyorum gerçekten toksik kimyasallar meselesi toplumsal hayatın çok az gündeminde. Yani biz iklim krizini bile yani belki 30 yıldır aslında konuşuyoruz ama hani kamuoyunun gündemine geldiği şey şurada en fazla 10-15 yıldır. Mesela sizin çalışma bunlar 15 yıl önce yapılmış olsaydı okudum bu aradan çalışmayı da çok da ellerinize sağlık Bekir Bey. Muhtemelen böyle çok çarpıcı sonuçlar çıkmayacaktı. Yani iklim meselesi, gıda meselesi, nasıl besleniyoruz meselesi aslında toplumun geniş kesimlerinde bir numaralı sorun olarak görünüyor. Bu ben çok kıymetli buluyorum çalışmanın bu bulgusunu. Şimdi peki o zaman şöyle düşünelim. Yani uzun yıllara yayılacak, belirsizliklerin çok egemen olduğu, hayatın bir anda ortadan kalkmasının söz konusu olmadı ama tedricen bir yıkıma uğradığı bir durumda kendimizi bulacaksak yani ya o zaman yani buna adapte olabiliriz. Yani bakın bir şeyi böyle tersine çevirmekten bu krizi
çözmekten falan söz etmiyorum. Bu krize uyum sağlamaktan söz ediyorum. Bu kriz devam edecek. İklim krizine yol açan karbon emisyonları en önemli kaynak. Sıfırlansa şu an, tamamen sıfırlansa biyolojik çeşitlilik kaybı devam edecek. Toksik kirlilik meselesi devam edecek. Bu sorunları 100 yıl içerisinde yarattık biz. Bütün, hani bütün adına konuşuyorum. Dolayısıyla bu kriz hali için mesela şöyle düşünüyorum. Biz bir kere bu meseleleri görünür kılmalıyız. Yani sadece çalışma alanlarımızdan değil, başka alanlarla bir arada kafa yormak. Örneğin mesela savaştan bahsettim. Ben şimdi Ukrayna Savaşı ile ilgili hani uluslararası hani siyaset ilişkiler çalışan mesela oradaki yani yorumlara, analizlere bakayım. Bu siyasal okumalar çok yetersiz. Yani mesela ekolojik yıkım tabarrafını görmek zorundayız. Yani coğrafya değişiyor. Mesela her savaş konvansiyonel de olsa yaşanır ve yaşanmaz bölgeler oluşturuyor artık. Ve bu sınırlar kalıcı. Yani Donbas bölgesindeki savaş oradaki su varlıklarında ağır şekilde kirletmenin önüne geçilemezse bu Çernobil gibi bir yaşanmaz bölge yaratacağız. Irak'taki çeşitli kentler için olduğu gibi. Suriye'deki savaş durulduğunda orada belli kentlerde görebileceğimiz gibi falan falan. Şimdi dolayısıyla bu uyumu biz nasıl yapacağız? Yani burada mesela benim o hani politik yurttaşlık, umudu kaybetmeme hikayesini biraz buradan hani yola çıkarak bir şeyler söylüyorum. Yoksa yani bir köşeye çekilip mevcut durumda bu hale devam edeceğiz. Ama yani şöyle bir noktada değiliz. Yani ne yaparsak yapalım çözemeyeceğimiz bir sorundayız. Ya çözemeyeceğiz ama hayat devam edecek. Yani bakın çok ağır bir katastrofik bir durum olmadığı sürece hayat bu kötücül çizgilerin, kalın çizgilerinin problem olduğu noktalardan devam edecek. Uygarlık bu krizle baş edecek, edemeyecek bunlar yanıtı çok uzun zaman gerektiren sorular. Onu bilmiyoruz yani. Nesiller boyu sürecek bir problemli durumun içindeyiz ama. Dolayısıyla burada kritik şey şu. Ya bütün bunlara rağmen ben bir şey yapmalı mıyım? Yani yapmalı mıyım? Hani meli malı söylemek istemem ama ben kendime bu soruyu sorduğumda ya evet ya gücüm yettiğince ben hani bir şeyler yapayım. Hani buradan yola çıkıyorum. Bir şeyler yapma duygum oradan geliyor. Yok çekildik tamam çekildik. Çok yani olabilir yani. O da bir tercihtir nihayetinde. Ama bu tercih bireysel bir tercih olabilir. Yani eğer biz kamuya konuşuyorsak, toplumsal sorumluluklar taşıyorsak bunu biz bu şekilde yapamayız yani. Ben bir bilim insanı olarak bunu yapamam mesela. Yani aksine çözümler üzerine çağrıda yapmak, o çözümlere yani sadece çağrıya davetin ötesinde müdahil olmak, uğraşmak, doğrudan eylemek noktasında kendimi sorumlu görüyorum. Burada tabii benim dilim ve gücüm de yetmiyor aslında. Yani bu biraz kolektif zihne ihtiyaç duyduğumuz bir alan. Üzerine düşünmemiz gereken bir alan diye düşünüyorum. Çoğaltmak lazım belki işte. Evet yani Ahmet Bey'in, Uhri'nin evet. Sorusuna da merhaba diyeyim ona. Oradan biraz böyle geniş başlayalım. Sonra Aydın Akgün'ün bir sorusu var ve de Eda Acar'ın sorularını gördüm. Evet hocam Uhri Bey buyurun. İyi akşamlar. Ne haber Bülent? İyi akşamlar, sağ olasın. İyisin herhalde. Şimdi şöyle, ben hep şunu fark ediyorum. Şimdi diyoruz ki işte bunu yapan kapitalizm. Ha. Şimdi kapitalizm dediğin son derece soyut kalıyor. Aslında bunlar kimler? Hani doğrudan doğruya bunları ifşa etsek, yani o önümüzde kimin olduğunu görsek ve ona göre davransak daha iyi değil mi? Ama diyeceksin ki şimdi bunu yapınca da mahkemeye veriyorlar şirketler. Dava açıyorlar. Şey yapamıyorsun. Yani mesela senin o meşhur glifosat konusu. Ya bütün üreten şirketleri ifşa etmek gibi. Ya bu türden şeyler daha iyi olmaz mı? Çünkü sadece şey dediğimizde biz bunu kapitalizm yapıyor. Soyut kalıyor. Yani ben köydeki şimdi Sarpıncık'taki köyde benim Karaburun'daki köylüyü buna ikna edemem şey deyince. Kapitalizm deyince. Ama sana bak bunu bu şu aldığın şirketler yapıyor dediğimde o zaman belki daha farklı olabilir. Bilmiyorum ne dersin? Ya ben kesinlikle katılıyorum. Zaten hani faili görünür kılmak dediğim bir, hani ben kendimce öyle hani öyle tanımlıyorum. Hı-hı. O belirsizliği azaltmak. Burada tabii yani hepimizin rolü de eşit değil. Yani hepimiz politik bir şekilde meseleye baktığımızda eşit konumdan konuşuyoruz elbette. Ama mesela ben işte bir gıda mühendisi oldum. Hasbelkader demeyeyim ama işte gıda güvenliği alanında. Oradan süzdüm, derlediğim bir takım bilgiler var ama mesela geniş ölçüde baktığımda ben bunları dile getirdiğimde camiadan bana gelen eleştiri şu oluyor. Hocam çok politik davranıyorsun. Ya yani anlatabiliyor muyum Ahmet? Ya bunu algılamakta zorluğun ne demek yani bu? Hani neden bahsediyoruz? Yani savaş
bir gıda güvenliği meselesi dediğimde politik olmakla nitelenebiliyorsun. Bu mesela problemli bir şey. Görünür kılmak meselesi çok zor bir mesele. Yani bakın ben size şöyle bir örnek vereceğim. Hani kendi birebir çalıştığım bir alan olduğu için. Sağlık Bakanlığı çalışması 5 yıl sürdü. Kocaeli ilinin tamamı çalışıldı. Yani oradaki bütün yeraltı yerüstü su varlıklarında içme suyu analizleri yapıldı. Trakya'da işte Ergene hepimizin malumu çok kirli bir nehir. 764 yerleşim noktası. Köy, mahalle gibi düşünelim bunları. Nehrin doğduğu yerden döküldüğü yere kadar üçkent, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bu illerde. Bu yerleşim noktalarında içme suyu analizleri yapıldı. Yani sadece o da değil. Mesela nehrin çeşitli aşamalarından dip çamurları alındı. Sediment tabakası dediğimiz tabakada işte. Burada bir noktadan sonra mesela arsenik kirliliği artıyor misal ya da kurşun kirliliği artıyor. Şimdi bu çalışmanın önemi nerede ya da niçin aslında bu çalışmayı yaptık? Sonuçta şöyle bir şeyi bilmek zorundayız biz. Yani bir toksik kimyasalların toksik kimyasalların yarattığı sorun bir kere bir tespit etmek zorundayız. Yani Kocaeli bölgesi kanser oranları çok yüksek. Yüksek peki bu nereden geliyor? Bir toksik kirlilik söz konusu. Bu kirlilik hangi noktalarda yoğunlaşmış? Suda ne, toprakta ne, havada ne, gıdalarda ne gibi? Şimdi bunu bulduktan sonra aslında ipin ucu faile gidiyor. Yani işte Ergene'deki belli noktalarda arsenik kirliliği çok yüksek. Arsenik akciğer kanserine yol açar, sudaki arsenik. Ama şimdi düşük seyreden bir şey birden bir noktadan sonra pik yapıyor, çoğalmaya başlıyor. Orada ne oluyor mesela? İpin ucunu çektiğinizde ya bir tekstil fabrikasına gidiyor bu iş, ya başka bir yere gidiyor, çalışmayan organize sanayi arıtım tesislerine gidiyor falan. Anlatabiliyor muyum? İşlemeyen bir kamu sistemine gidiyor. Şimdi burada mesele akademide şöyle olduğunda ben çok problemli buluyorum bunu. Yani bir sorunu sadece betimlemek. İşte Ergene çayındaki kirleticilerin genel tablosu nedir? Tablo tamam, yani zaten nehre hiçbir şey yapmasanız baktığınızda da kirli olduğunu görüyorsunuz zaten. Şimdi ama bu kirliliğin failleri kim sorusunu sormadığımız sürece o yapılan saha çalışmalarının, akademik çalışmaların gerçekten kıymeti yok. Ama bu konuda tabii genel olarak bir ciddi bir hani ne diyeyim bir eylemlilik olduğunu da dünya genelinde düşünüyorum. Yani onun şeylerini görüyorum. Şimdi bu konuda şöyle bir hani bir yani henüz ortada yok ama mesela bir pestisit atlası çalışması var. Yine Türkiye'de zehirsiz sofralar.org sitesi var. Mesela bu buradaki çevrelerde, yayınlarda yaptığımız derlemelerde olabildiği kadar mesela faili adıyla anmak dediğim o meseleyi biraz gündeme getirmeye çabaladık diyeyim Ahmet. Ama bu iş çok zor. Yani halk sağlığı çalışması yapmak, gıda güvenliğinin işte toplumsal barışı tehdit eden yönlerini çalışmak ya da gıda güvenliğinin ekolojik zeminden kaynaklanan problemlerini çalışmak. Bunlara fon bulmak çok zor. Önünüze siyasal engeller çıkıyor. Hadi bir şekilde fon buldunuz, yayınladınız. Bu sefer başınız başka türlü derde gidiyor ama ben mesela bunu asgari sorumluluk olarak görüyorum. Ben böyle görüyorum ama. Bir başkası elbette başka türlü de bakabilir. Bakıyordu zaten. Ama geç kalıyoruz sonuçta. Yani bu meseleleri görmezden geldiğimiz, kamuoyuna mal edemediğimiz, tartışma yaratmadığımız her durum aslında toplumsal o çöküş genel yıkım halini şiddetlendiren bir faktör olarak görmek gerekiyor. Hocam iki soru daha gördüm. Hemen onları bir göreyim. Bir tanesi Aydın Akgün'den. Aydın Akgün bir de espri de yapmış aslında. Sizin kitaptan, mutfaktaki kimyacıdan alıntı yapıp evde yoğurt yaparak kapitalizme karşı başarabilir miyiz diye sormuş. Ama onun sorusu şey tabii daha çok bu çocuklar ve işte fast food kültürü. Orada tam hem sizin o hastası olduğunuz konu olarak çocuklar meselesine giriyor. Onu bir hemen not edeyim. O konuda ne tür bir faaliyet yapılabilir, ne tür bir kampanyalar yapılabilir gibi. Bir de Eda Acaran'ın sorusunu gördüm. Bu özellikle İzmir bölgesinde tarım ürünlerinde aşırı bir kimyasal kullanımı gözlemliyorum. Ve mesela bu kampanya yapsak bunu azaltsak desem ne dersiniz? Nerede destekliyoruz? Fikirlerinizi sormuş. Hocam bu yoğurt yaparak kapitalizmi yıkabilir miyiz? Herkes yoğurt yaparsa belki yıkarız. Yani. Tabii espri de yanıt veriyorum ama tabii benim orada vurgulamak istediğim şey aslında biraz şöyle bir şeydi. Bana da genelde sorulan bir soru ama bir yandan da hoşuma da giden bir soru. Onu da söyleyeyim. Şimdi işte neoliberal sistem, işte biraz önce Ahmet Uğur'un bahsettiği kapitalizm, yani soyut şeyler bunlar gibi düşünüyoruz ama aslında toplumsal hayatın hemen hemen her türlü ilişkisine sızmış, yani
düşünme tarzımızı değiştirmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Sen neoliberalizmi bizim hayatta kurduğumuz, birbirimize kurduğumuz ilişki biçimini dönüştüren bir şey olarak tanımlar halde buluyorum kendimi. E şimdi nedir o dönüşüm? Yani becerilerimizin azalması. Böyle mesela hani genel, bunlar tabii genel gözlemler, ama somut bir şey, bir veri üzerinden konuşamıyorum. Görebildiğim, gözlediğim şeylerden yola çıkarak hani bir takım kestirimlerde bulunuyorum. E şimdi bir kuşak önce insanların gıdayla kurduğu ilişkiye bakıyorum. Yani annelerin, babalarımızın kuşağı. Yani aynı zamanda imalathaneydi, basitçe söyleyeyim. Salça yapılır, işte yoğurttan çeşitli kurut yapılır, kurutulmuş gıda ürünleri vesaire vesaire. Adana'da geçti çocukluğum. Hemen hemen her ev yani. Bunun belli dönemlerde işte salça yapılan dönemler vardır, kurutma yapılan dönemler vardır, tarhana yapılan dönemler vesaire vesaire. Şimdi bunların hepsi hem birer bireysel becerilerin azaldığı, işte bizim tüketici olduğumuz bir süreç geçtiğimiz 30-35 yılı belki böyle görmek mümkün gıda alanında. E şimdi insanlar mesela rahatsız, bir güven duymuyor gıdalara. Bunlar tabii hani çok doğrudur, yanlıştır, o şeye girmeyeceğim. Çok ayrımlar yapmak lazım orada. Ne güvenli, ne güvensiz falan gibi. Ama sonuçta bizim becerilerimizi artırmamız lazım. Bakın yoğurt mesela, yoğurt niye bir örnek? Yoğurt bakterisi, basitleştireceğim. Siz sürekli yoğurt yapın, eninde sonunda mayanız bozulur. Yani eyvah, yoğurt, çok güzel yoğurt mayan vardı, gitti dersiniz. Ama eğer yoğurt mayasını sizle birlikte yapan işte komşunuz, karşı komşunuz, yani yaşadığınız mahalle neyse, birileri varsa işte geçmişte olduğu gibi maya değiş tokuşu yaparsınız. Yani işte Ayşe teyze, Fatma teyze, Ahmet amca neyse, yani maya gitti bana maya ver hikayesi. Bakın bunları ben hala yani komşularımla yaptığım, yaşadığım bir şeyden söz ediyorum. Bu bir ilişkilenme biçimidir. Yani bu bir yoğurt sadece bir örnektir. Bizim gıdayla kurduğumuz ilişki biçimini toplumsal olarak birbirimize nasıl ilişki kurarız sorusu eşliğinde düşünmek için bir davettir. Yani bu mesele ya böyle bakmak gerekir diyeyim. Zaman çok az olduğu için fazla detaya girmeyeceğim. Çocuklar, evet, çocukları ben şöyle düşünür haldeyim. Mesela bir takım müşterek varlıklarımız var işte. Meralar, su varlıklarımız çok önemli hayat için. Toprak, bunlar ortak müşterekler olarak tanımlanır ekolojide. Yani ben buna tabii çok da çekinerek, çocukları nesneleştirme gibi bir noktaya çok dikkat ederek, çok özenli bir şekilde bir şey, çocuklar da birer müşterek varlık olarak görünmeli toplumsal hayatta. Yani çünkü hayat dediğimiz şeyi biz şu şekilde düşünüyoruz. İşte hayat, bir ömrümüz var. Ekolojik olarak bizi var eden bir zemin var. O zemini cansız ve canlı şeklinde ayırıyoruz. Ama mesela toprak bir cansız madde midir sorusu çok problemdir. Evet, çoğalamaz, edemez, bir canlı varlık, bir özne değil. Ama olağanüstü bir biyolojik çeşitlilik var. Akıl almaz bir biyolojik çeşitlilik. Ve o bağlamda aslında bir canlı ortam dediğimizde mevzu biraz başka türlü şekillenmeye başlıyor. Çocukları neden müşterik varlıklar olarak tanımlıyorum? Ben mesela geldiğim noktada şunu fark eder oldum. Güvenli bir hayatta çekilme diye bir şey yok. Yani biraz önce Ferhat Hoca'nın sorusuna da gene bir başka bağlamda yanıt vereceğim. Yani kendimizi kurtaracağımız bir yere izole edeceğimiz, işte ben çekildim bir köşeme, yıllarca mücadele ettim, yeter yoruldum, kendime göre ekip dikeyim. Bunun en tipik örneği burada Alakır Vadisi'nde yaşayan iki arkadaşımızdır, Birhan Tuğba. Kent hayatından kaçıp 20-25 yıl önce gelip oraya yerleştiler. Geldiler, burnların dibine bir HES kurulmaya başladı. Madencilik faaliyetleri başladı. Anlatayım mı? Kaçamayız bundan. Yani hayatın her alanında bizi politik olmaya, politik davranmaya iten demek istemiyorum yani. Davet eden bir problem var. Bu problemi görmezlikten geldiğimiz, bir çekildiğimiz güvenli alan ne yazık ki olmayacak. Yok böyle bir şey. Çocuklar da bu bağlamda çok kritik. Yani kendi çocuğumuzu koruduğumuzu düşünmeyelim lütfen. Yani o kadar orada ince görünmez mekanizmalar var çocuk sağlığını tehdit eden. Siz, ben bir organik alıyorum, ekolojik alıyorum, çocuğumun beslenmesine çok dikkat ediyorum. Bir sürü şey söyleyebilirsiniz ama öyle bir yerde yaşıyorsunuzdur ki hava öyle bir kirletilmiştir ki, bir takım su varlıklar öyle bir kirletilmiştir ki siz o kirliyle gene maruz kalırsınız. Hani böyle bakalım. Evet, çocukları bence daha çok konuşmak gerekiyor. Çok daha hani fazla konuşmak. En çok zarar gören, toplumsal hayatın bütün bu meselelerinden, ekolojik yıkım, kirlilik, toksik kirlilik meselelerinden en çok zarar gören kesin onlar. İzmir'deki problem de hızlıca bir yanıt vereyim. Ya Türkiye'de
Tarım Bakanlığı çok övünür. İşte biz dünya genelinde hektar başına en az tarım zehri kullanan ülkelerin başında geliyoruz. 1,5 kilo der, 2 kilo der. Bu problemli bir yaklaşımdır. Yani Türkiye genelinde kullanılan toksik kimyasal maddeyi hesapla, bunu ekim dikim yapılan alana böyle bir ortalamadan çıkar. Oysa Türkiye'de Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Bursa, Aydın, bu kentlerdeki tarım zehir kullanımı olağanüstü boyutlardadır. Bakın şöyle söyleyeyim, yani İzmir dahil saydığım 5-6 kentte Türkiye genelinde kullanılan tarım zehirlerinin aşağı yukarı yarısı kullanılır. Hektar başına bak düşen tarım zehri miktarı da olağan dışı rakamlar ortaya çıkmaya başlar. Bu sevimsiz bir durumdur, kötümser bir durumdur. Ya nasıl azaltırız sorusu inanın apayrı bir hani tartışma gerektiren bir soru. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bu sorunları, özellikle gıdaya bulaşan toksik kimyasallarla ilgili sorunları çözme noktasında bütüne hani yetersiz bilgimiz yetmez, teknolojimiz yetmez. Öyle bir pozisyonda değiliz. En azından bilebildiğimiz, görebildiğimiz, sorun olarak betimleyebildiğimiz hani durumlara müdahale etme imkanlarımız var. Yani su varlıklarındaki kirlenmenin önüne geçebiliriz. Çok zor, evet. Mesela Danimarka bir örnektir. Ta 92'de başladı. Su varlıklarında öyle ağır bir kirlenme oldu ki ucu kıtlığa doğru gidiyor. Yani su var, öyle bir kirletilmiş ki kullanamıyorsunuz. Yani Türkiye'nin çoğu sulak alanında olan durumdan şu anda söz ediyorum. Ve çok ciddi önlemler aldılar. Yani burada saymakla bitmez aldıkları önlemler. Bakın 92'de olan çalışmalar 30'a geçti, hala devam ediyor. Ve sadece %40-45 oranında biraz kirliliği kontrol edebilir. Çok uzun zamana yayılan ama mümkün olan şeylerden söz ediyorum. Yani elbette hani imkanlarımızın el verdiği, bilgimizin el verdiği ölçüde mümkün. Öte yandan tarımda kimyasal kullanımı, tarım zehri kullanımı bir politik meseledir. Yani Türkiye genelinde çiftçilerin yaklaşık 85 bin, 90 bin civarında çiftçinin ekolojik tarım yaptığı düşünülüyor. Organik tarım yapanlar hepsi dahil. Bu çok düşük bir rakamdır. Yani milyonlarca çiftçi kayıtlı kayıtsız, tam sayıdan bir şey söylemem mümkün değil. Onlarca katı çiftçi konvansiyonel ya da işte mekanik tarım zehirlerinin yoğun kullanıldığı tarımsal üretimi yapıyor. Agroekolojik bir perspektifle sistemi dönüştürmek mümkün, kesinlikle mümkün. Yani bunun altını kalın kalın çizmek isterim. Bu konuda yapılmış çok çalışma var dünya literatüründe. Ama bu gene bir politik meseledir yani. Kim yapacak bunu? Yani mevcut siyasal iktidar yapmayacağına göre nasıl becereceğiz bunu? Hani bu meseleyi politik bir mesele olarak görelim. Şu çözüm değil ama. Yani belli bir yerelde yapılmış çalışmaların mutlak surette geniş bir planın parçası olması lazım. Yani sadece İzmir ölçeğinde tarımı kurtarmak, yani bir şeyler yapılır ama uzun vadede dişe dokunur sonuçlar almak çok zor, onu söyleyebilirim. Bir agroekolojik plan gerekiyor. Bu agroekolojik plan uygulamaya konduğunda çiftçilerin uğradığı kayıpları tazmin edecek. Tarımsal üretim yapmak çok güvencesiz bir iştir, çok iklim bağımlı iştir. Ve iklim krizindeki bu meseleler tarımsal üretimde çok büyük sorunlara yol açıyor. Ama bakın bunları bir kamusal politikayla en azından hani desteklemek, zaman içerisinde açığa çıkacak bir takım yani olumlu sonuçları öngörmek mümkün, yapılabilir şeyler. Ortada bir siyasal irade yok. Yani ne yazık ki içinde olduğumuz durum bu. Dolayısıyla yine iş dönüyor, şu noktaya geliyor. Gıda meselesi, tarımsal üretim, su varlıkların korunması, işte toprağın, havanın korunması. Bunların önümüzdeki 10 yılların en önemli siyasal meseleler olacağını düşünüyorum. Çok net. Çünkü hepsi hayatta kalmayla ilgili meseleler. Yani sadece bireysel olarak değil yani. Toplumda devamlılığı için bu ekolojik zemindir bu yani. Bunların ortadan kalktığı, zaafa uğradığı ya da paramparça edildiği bir toplumsal hayattan söz edilemez. Ukrayna örneğini verelim. Donbass'taki kirlenme, öyle analizler var ki Avrupa'nın genelindeki su varlıklarında yayılma potansiyeli var. Yani bunu öngöremiyoruz neye yol açacağını. Su akışkan bir şey vesaire vesaire. Türkiye için de böyle. Uluslararası sistem için de böyle. Dolayısıyla politika yapmaktan vazgeçmemek. Hani hep aynı şeye dönüp dolaşıyorum. Yani bu sorunların varlığı, sorunların büyüklüğü, cesameti, ya bizde bir çaresizlik duygusuna
itiyor. Bu benim de yaşadığım bir şey. Nasıl çözeceğiz yani? Gücümüzü aşan bir şey. Ya meseleye böyle bakmayalım. Yani mesela meseleyi ben şöyle kuruyorum. Bu meseleyi nasıl daha çok görünür kılarım? Bu meseleyi görünür kılmanın ötesinde kendim de içinde yer alarak bir kolektiviteyi, o kamusal hayattan hani yıkıntıya uğrayan, bir türlü de bitmek bilmedi, yıkılma hali. Onu tekrar hani nasıl acaba ilişkileri oluştururuz? Onu nasıl canlandırırız? Bu canlandırma bugünden yarına olmayacak. Belki bizi de aşacak, devam edecek. Ama arkadaşlar bu bir bakıma da mayadır yani. Yani bu çözümleri konuşmak, muhafaza etmek, bu çözümler üzerine kafa yormak, anlatabiliyor muyum? Bu bir mayadır. Bu bir düşünme sistematiğinin devam etmesidir. Ve bunu da açıkçası çok kıymetli buluyorum. Hocam çok çok teşekkürler. Bu arada başka soru var mıdır? Ama Serap sormuştu. Bu toplum sağlığı açısından ne yapılıyor diye sormuştu ama galiba bu dedikleriniz biraz ona tekabül ediyor. Yani ediyor. Aslında hocam hayatı... çok özür dilerim. Yani vakit kaldığı için ben hani girmiyorum ama kısa bir not söyleyeyim. Ya tabii, çocuklarla tabii. İlgili mesela obezite sorunu Türkiye için çok ciddi bir sorundur. Ama yani çözümsüz olan bir sorundan söz etmiyorum. Çok az konuşuyoruz. Yani bakın bu akademik hayatın ana örüntüsünü bile oluşturmuyor gıda güvenliği çalışmaları, çocuk sağlığı. Yani çocukları odağa koyalım derken biraz bu meselelerden. Burada yapılacak çalışmalar var. Yani meslek örgütleri, sivil toplum, işte yerelde bu işe duyar olan işte kamu kurumları, belediyeler vesaire. Ama ne yapacağız sorusu biraz hani daha geniş ufuklu bir tartışmayı gerektiriyor açıkçası. Yani daha geniş bir zamanı gerektiriyor daha doğrusu. Ama hani bütün bütüne çözümsüz değil. Yani işlenmiş gıda sektöründeki sorunlar, yasal mevzuata yönelik meseleleri nasıl düzeltiriz? Eğitim bu işin bir parçası. Yani gerçek anlamda bir parçası. Bunu nasıl mümkün kılarız? Hani eğitim sisteminin dışında nasıl mümkün kılarız? Bunları tabii oturup etraflıca konuşmak gerekiyor. Diye nokta. Biraz da tabii Biyanet'teki yazılarıma ben atıf yapacağım. Orada bunları çok ele aldığım için hani bu kısa zaman diliminde o yanıtı da biraz oraya paslamış olayım. Evet, orada herkesi Biyanet'teki yazılarını okumaya davet ediyoruz. Son olarak içimde kaldı, muhakkak sormam gereken bir soru var diyen varsa lütfen buyursun. Yoksa yavaş yavaş kapatıyorum. El kaldıran görebiliyor muyuz? Yok galiba. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Ama galiba yani bir mesaj alındı. Ben kendi hesabımı aldım. Kötümser olmaya gerek yok ama tersine var olan durum bir kader olmadığını, inancın aslında güçlendirilmesi. Belki bu sözün, bugünlerde çok sık tekrarlıyorum bu lafı, o sözün ele geçirilmesi gerekiyor galiba. O sözün evet. Gücünü oluşturabilirsek o zaman işte hedefte olan kimse, onlar kirletenler, onların belki atamayacakları adımlar olacaktır veya biz zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Bütün evet. Bu kötümser görünmezse çok iyimser bir mesaj vermiş oldunuz. O yüzden çok çok teşekkür ederim kendi adıma katıldığınız için ve herkese de çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.